Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla yola tam gaz devam ediyoruz ve bugün Mart 2021 Klan Savaş Liglerinin ikinci gününde geriye kalan 5 tane saldırıyı canlı bir şekilde sizlerle beraber yapacağız. Pekala efendim. İkinci günün savaşlarına başlamadan önce isterseniz gelin birinci günün sonuçlarını size bir göstereyim. Evet yaptığımız planlar stratejik açıdan ilerlememiz gayet güzel sonuç verdi. 38'e 29 birinci savaş gününden galip geldik arkadaşlar. Bununla beraber ikinci savaş gününde de 10 tane saldırı hakkımı kullandım. Toplamda 28 yıldız aldık ve genel tabloda şu anda ikinci sıradayız. Birinci sırada Entresicere o şekilde bir klan var. Yanlış okumuş olabilirim. Fransızlar galiba. Şöyle bir bakalım. 15 savaş haklarını da tamamlamışlar arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki yani 5 tane savaştan birer yıldız dahi alsam en azından yüzde ile beraber birinci sıraya ulaşırım ki bir yıldız almam en kötü 5 savaşta toplam. Yani iki tanesi 2 yıldız olsa bir bakacağız şimdi duruma göre. Yani 9-10 yıldız en azından alacağımı düşünüyorum. Bu da bizi ikinci günün sonunda birinci sıraya taşımış olacak arkadaşlar. Yani bu ligi Mart ligini birinci sırada bitirme ihtimalimiz çok yüksek. Bakacağız. Şimdi 5 tane savaş hakkım duruyor. En tepedeki köyü özellikle video için ayırdım. Ve ilk saldırıyı bu köy adam olur mu serisinde video çektiğimiz belediye binası 12 köyünü ayırdım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım şurayla şuraya saldırırız. Direkt karşısına 4 numarayla buraya 3 numara. Aynen sırasıyla gitmek mantıklı olacaktır. Pekala bir gözcülük yapalım bakalım. Ne varmış burada? Yani belediye binası 11 bizim kraliçemizden daha yüksek kraliçesi ve kralı var. Bu birazcık problem çıkartabilir. Klan kalesi de şu noktadaymış. 30 birim. 5 birimi doldurmamışlar. Muhtemelen içinden elektro çıkacak. Tahminim. Emin olmamakla beraber. X yayları havaya bakıyor. Gayet güzel. E, o zaman ne yapalım? Ee, şu klan kalesine bir tane binici göndersem havana çıkar mı? Elektro varsa zaten direkt çıkar öyle değil mi? Aynen. Pekala her şey hazırsa direkt salacağım. Uuu orduda eksiklikler var. Ben şunları hemen bir düzenleyeyim arkadaşlar. Savaşa sonra geçelim değil mi? 3 tane okçu ne alaka ya? Onlardan 2 tanesini silsek. Eksik bir şey var mı? 2 tane süper duvar kırıcı tamam. 3 tane balon tamam. 17, 9. 3 tane silip bir tane... Sinsi ve okçu alalım ya da şöyle yapalım. 2 tane okçuyu silelim. Ama öncesinde şurada Sinsi Goblin'i bir şey yapalım. Sinsi Goblin'imiz de yok. Arkadaş işe bakar mısın ya? Yani var ya iyi ki bir video çekelim dedik ha. Bütün sıkıntılar üst üste geldi. Problem yok efendim. Şunu hemen bir ayarlayalım. Bir tane Sinsi'yi şöyle şu tarafa doğru atacağım. Hemen geldim. iki tane okçuyu sildim mi? Bu iş tamamdır herhalde öyle değil mi? Aynen. Aynen 277. 3 daha 280. Bu şekilde savaşalım arkadaşlar. Klan kalesi dolu. Hero'lar da ayakta. O zaman hemen saldırıya geçebiliriz. Evet arkadaşlar her şey hazır gibi gözüküyor. O zaman saldır diyorum ve ilk savaşımıza geçiyoruz. Şimdi kraliçeyi Klan kalesinin yakın olduğu ve hero'ların üçünün de konumlandırıldığı yerden değil kartal topuna doğru göndermeye çalışacağım. Bunun için de bir tane binicimi feda edeceğim arkadaşlar. İnşallah gizli tesla falan çıkmaz. Şimdi şu kraliçenin yolunu bir açalım. İki tane sinsi goblin şu üstteki depoya bırakacağım. Bir tane de şuradaki toplayıcıya. Pekala önden şu klan kalesini bir çıkartmaya çalışalım. Kraliçe biraz daha arkaya gitsin direkt binicimizi hedef almasın. Gayet güzel bir tane binici menzilin içerisinde olması lazım elektro çıktı tam tahmin ettiğim üzere. Kraliçeyi bırakıyorum. Hemen bir tane süper duvar kırıcı ve şifacıları da kraliçenin peşine salıyorum. Bir adet balon güdümlü testi yapalım. Bebek ejderle de şurayı garanti olsun diye kapatmak istedim arkadaşlar. Gayet güzel. Kraliçe usul usul içeriye girecektir. Bir adet agresif öfke büyüsü kullandıktan sonra bir tane daha balon yapıştırıyorum. Kraliçe içeriye girmeyeceksin değil mi? Vay ben senin babanın kemiğine. Vay arkadaş güzel de temizlik yaptık ama ee, birazcık şanssız yakalandık ya cidden. Şimdi bu şans değil de nedir yani? Oturup milim milim hesaplayacak halimiz yok yani birazcık da şansa bakıyor işler. Yalan mı efendim? Evet elektroyu temizledik tamam. Kraliçe oradan değildi de oradan girsin içeriye ama işte şimdi de e, tekli cehennem kulesiyle uğraşmak zorunda kalacağız. Ve ikinci kademe duvara da giremeyeceğiz. Süper hızlı bir şekilde hibriti sahaya sürmek istiyorum. Ee, nasıl yapsak nasıl yapsak. Cık. Kraliçe hayatta tutmam lazım. Üstten girsek kartal topu var. Tamam şuradan kralı ve uçan kışlayı bırakacağım. Krilce'yi desteklememiz lazım arkadaşlar. Yoksa kaybedeceğiz yani. Çok bariz bir şekilde kaybedeceğiz. Teklice. Bak şifacıları hedef alıyor. Ya şu çok acayip sinir bozucu bir şey ya. Ya bin tane asker var. Niye şifacıyı vuruyor? Ben anlamıyorum ya. Art niye tararım? Hemşerim ben bu işte. Ya cidden ben bu işte art niye tarım Şuraya bak şifacılar öldüler ya. Cık 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 cık. Allah Allah. Sanki başka hiçbir şey yok. Neden yani? Neden şifacılar? <laughs> İkinci iyileştirme büyüsünde şu noktada kullanıyorum ama askerler öldüler tabi. Arkadaş çıldıracağım ya. Hakikaten çıldıracağım. Şu noktada bir öfke dondurdum. Dondurdum. Eyvah eyvah. Koruyucu içeri girmen lazım senin ama. içeriye girmen gerekiyor. Yoksa belediye binası 12 ile 13'ü üçleyemeyerek rezil olacağım senin yüzünden. Hadi koruyucu. Hadi canım benim biraz daha. Cık, büyücülerle takılıyor vatandaş. Tamam kurtarırız herhalde. <laughs> Kurtarmamız lazım yani başka lüksümüz yok. Şu noktada bir öfke büyüsü yapıştıracağım. Koruyucu resmen çöp oldu yine. Evet koruyucunun her zamanki halleri. Alıştık artık öyle değil mi? Yani hiç şaşırmıyorum bile. Bakalım yeterli olacak mı? Evet kelle avcısı belediye binasını indirmeye çalışıyor. Düştüğümüz hallere bir bakar mısınız efendim? Koruyucunun özelinde basıyorum hiçbir şey kalmadı. Bir tek kraliçe ile büyük koruyucu kaldı merkezdeki X sayı olmasa rahatlıkla indiririz. Çünkü kraliçenin özelliği var ama hakikaten tek yıldızda kalacağız. Çıldıracağım ya. Arkadaş çıldıracağım ama bu kadar da olmaz ya. Görüyor musun? Kraliçe içeriye girmeyince neler oluyor hemşerim. Görüyorsun değil mi? Yani iki tane üst üste şanssızlık be ancak bu kadar olur. Kraliçe içeriye girmedi. Üstüne bir de sahada zibilyon tane asker varken Kartal topu şifacıları seçti arkadaşlar. Kalırsın işte. Yani kalırsın. 12 ile 11'den de tek yıldızda kalırsın. Savunmaları birinci seviyede olan belediye binası 13'ten de tek yıldızda kalırsın. Yeter ki ama yeter ki kraliçeyi istediğin yere sokmayı ama. Sonuç tabloda. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz efendim. Diğer hesabıma girişimi yaptım. Şöyle bir bakalım orada da her şey hazır mı? Hazır gibi gözüküyor. Klan kalesi de dolu. Evet. Yani. Askerler zaten az önceki köyde de aynıydı. Hemen hemen madenciler, biniciler maksdı. Kraliçe burada bir 5-6 level daha fazla. Ve bu sefer saldıracağımız köy belediye binası 11 değil, 12 ve aynı düzen arkadaşlar. Aynı düzen. Yani hiçbir fark yok ya. Tamamıyla aynı düzen. Bu sefer tek farkı ne tabii ki de 3. cehennem kulesi var. Yani bir de savunmaları daha fazla. Kartal topu 3. seviye. Yine aynı şeyi yapmaya çalışacağım. Yine kraliçeyi kartal topuna doğru göndermeye çalışacağım. Yani kraliçeden beklediğim kartal topunun olduğu bölmeye girip X yayına hava savunmasını işte şuradaki savunmaları temizlemesi olacak. Hani sonrasında da ne yapacağım? Kral ve uçan kışlayı şuradan bırakacağım. Şurada da sinsi goblinlerle temizlik yaparız. Şuradan içeriye doğru hibriti salacağım. Evet bakalım bu sefer becerip de şu kraliçeyi içeriye sokabilecek miyiz? Ta en alt tarafta bir tane tekli cehennem kulesi var ama yani tekli cehennem sonuçta kraliçe oraya gitmediği sürece sıkıntı çıkmaz. Biniciler madenciler de tekli cehennem kulesini rahatlıkla indirebilir diye düşünüyorum. Planlar yine aynı şekilde olacak. Havana bir tane binici atacağım. Bu sefer elektro ile beraber bir tane de büyücü mü var acaba? Bakacağız efendim. Bakacağız. Peki her şey hazır gibi gözüküyorsa o halde saldır dedim. <laughs> Gitti. Hadi bakalım bu sefer yine elimize yüzümüze bulaştıracağız mı? tek kaldık tek ya. Neyse ki hani açık ara farklı öndeyiz de ciddi bir problem çıkmayacak öyle değil mi? Yoksa al başına belayı yani. Bu sefer önden bir kraliçeyi bırakayım bakayım ne tarafa doğru gidiyor. Bir tane de balon bırakacağım. Orada hasar alırken ufak ufak bir tane birinci testiyle klan kalesini çıkartalım. Ne var içinde? Güzel. Tamam tamam. Çok şaşırmadım. Evet kraliçe seç bakalım yolunu. Şuradan şifacıları bırakıyorum. Süper duvar kırıcı şu şekilde bırakacağım. Kraliçeye bir adet öfke büyüsü yapıştırıyorum. Evet, şu noktadan bir tane de bebek ejder kullanacağım. Evet. Kışlanın inmesi lazım. Elektro'yu temizleyeceğiz. Hemen bir tane zehir büyüsü bırakıyorum. Evet. Bu sefer kraliçe içeriye girer mi? İkinci süper duvar kırıcıyı kullanırsam bir an önce ee, hadi tamam. Elektro vurduktan sonra ikinci süper duvar kırıcıyı kullandım. Hele şükür. Evet. Bu sefer işler çok daha farklı olacak arkadaşlar. Üstüne üstlük bir de üçüncü süper duvar kırıcım var. Yani bir üst kademeye de kraliçeyi sokabilirim. Eğer içeri girmek isterse ki yolu da açıldı gayet güzel içeride. İşte bu köy üçlendi. Yani bundan sonrası için hiçbir şekilde tereddüt etmemize gerek yok. İnanın bana bu köy üçlendi arkadaşlar. Göreceksiniz yani. <laughs> tek tek aldıktan sonra daha zor bir köyden aynı köyden 3 yıldız almak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet kraliçe binayı da indirecek. Binicileri neden sanmıyorum? Çünkü şu anda madenciler e, ee, henüz savunmaları ilerlemediler. Birinciler tek başına ilerlesin istemiyorum arkadaşlar. Bu da önemli bir taktiktir. Haberiniz olsun yani. Evet kraliçe binayı alacak. Ona bir tane daha öfke büyüsü atayım. Özelliği gitmesin. Gitti. Geç kaldım birazcık. Kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Evet iki tane daha dondurma bin var. Yani çok rahat üşlenecek ya. Koruyucunun özelliğine de bu noktada basıyorum. Tekli kitlendi. Donduracağım. Kral nerede kral? Kral içeride mi? Kral içeride. Özelliğine de basıyoruz. Tekli cehennem kulesi indi. İki tane sinsi goblinimiz var. Bir tanesini şuraya bir tanesini şuraya bırakacağım. Son adet iyileştirme büyüsünde şu büyücü kulelerin yoğun olduğu bölmede kullanıyorum ve köy üçlendi aynı. Hem de çatır çutur üçlendi efendim çatır çutur. Yani az önceki saldırıda yaşadığımız sıkıntıyı size kelimelerle dile dökmeye çalıştım ifade etmeye çalıştım. Şu anda işte bu bir direkt pratikte anlatmış olduk yani. Kraliçeyi içeriye sokabiliyor musun bütün mesele bu. Sokuyorsan tamam. Tokamıyorsan tek tek alıyorsun işte. Yani bu köy az önceki saldırıya göre çok daha zorluydu. Çünkü bir alt seviyeye dalıyorduk. Neyse herhalde herhalde efendim ne demek istediğim anlaşılmıştır öyle değil mi? İkinci savaşımızdan güzel bir 3 yıldızla savaşı kapatıyoruz. Ve bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sırada belediye binası 13 ana hesabımızda gerçekleştireceğimiz saldırı olacak. Burada kraliyet şampiyonumuz yükseltmedi. Dolayısıyla şöyle bir strateji izleyeceğim. Karşıma değil de bir alt sıraya dalacağım arkadaşlar. 3 numaraya. Neden? İlk iki sıradaki düzen o kadar sinir bozucu, o kadar iğrenç, o kadar mendebur bir düzen ki sabahtan beri düşünüyorum yani nasıl, ne şekil bir saldırı yapabilirim diye en sonunda elektro saldırısı yapmaya karar verdim. Muhtemelen de pişman olacağım bakacağız. Dolayısıyla yani ilk iki sıraya saldırıp boş boşuna bütün köylerden iki yıldızda kalmaya gerek yok. Burası da aynı şekilde. Ben de dedim ki en azından bir tanesi garanti bir şekilde 3 yıldız olsun. Tabi ne kadar garanti ona da bakacağız şimdi. Şimdi düzene ilk defa bakıyorum. Belediye binası 12 olduğu için üçleyeceğimi düşünüyorum. Merkezde bir Türk bayrağı. Enteresan. Louis Device. Louis Device isminde. Başka bayrak da yok. Ya Türk hayranı ya da Türk vatandaşı. <laughs> Bilemiyorum açıkçası. Bakalım bu köyü işleyebileceğiz mi? Şimdi. Arkadaş düzen de bir acayipmiş ya. Böyle island based ada düzeni diyeceğim değil. Ring based diyeceğim değil. Kutu düzen diyeceğim değil. Üst tarafta da duvarda da boşluk var. Süper duvar kırıcı çalışmaz burada. Ha. Tamam. Ama bir planım var. Kraliçeyi şu noktadan bırakırsam eğer ne yapar eder bir şekilde şu bölmeye sokarız. Klan kalesi, belediye binası, kartal topu aldık mı zaten nasıl yerleri koy ver gitsinler. Her türlü köyü üçlerler çıkarlar arkadaşlar. Pekala. Biraz da doğaçlama takılacağım. Düşük bir köye saldırıyor olmanın verdiği e, ne derler rahatlık ile. Her şey hazır gibi gözüküyor. O halde saldır dedim gitti efendim. <laughs> Haydi bakalım. İnşallah elimize yüzümüze bulaştırmayız. Şimdi... Şimdi 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 şöyle yapacağım. İki tane sinsi şu depoya. iki tane sinsi şuradaki depoya. Kraliçeyi nereden bırakalım? Şöyle şuradan bırakalım. Neden olmasın? Bebek ejder. Bir adet balon ve şifacıları da şöyle şu noktadan salabiliriz. Öyle değil mi? Neden olmasın? Aynen. Bir tane daha balon göndereceğim. Çok ciddi hasar alıyoruz ama Kraliçe 75 level olduğu için çok ciddi sıkıntı çıkmıyor. İlk süper duvar kırıcıyı kullandım. Sol taraf çok şahane temizlendi ama şu büyücü kulesinin durumu hoşuma gitmiyor. Evet, Kraliçe oraya doğru gidecek. Okçu kulesine mi gideceksin? İçeriye girdi. Mükemmel ya. İşte bak bahsettiğim şey bu. İşte bu da şans. Bunu oturup planladık mı şimdi? Hesapladık mı? Okçu kulesine de gidebilirdi yani. Ne engel olabilirdi ki ona? Şu tekliği donduruyorum. Elektronun tepesinde bir adet zehir büyüsü. Bir tane daha balon gönderiyorum. İkinci süper duvar kırıcı oraya gitti. Bekliyordum. Tekli cehennem kulesini bir kere daha donduracağız. Ve üçüncü süper duvar kırıcı da gönderiyorum. Yani şuraya değil de şuraya gitsen işime yarasan fena mı olurdu? Olmaz mıydı yani? Bir adet öfke büyüsü tekli cehennem kulesi için. Ve güzel kraliçe klan kalesini temizledi. Belediye binasını da indirecektir. Dolayısıyla saldırıya nereden başlayalım? Şuradan başlayıp iksaylarını ve tekliyi indirmek mantıklı olacaktır. Öyle değil mi? kraliçeye öfke ihtiyaç var mı? Yok gibi. 1 dakika 40 saniye süremiz var. Saldırıya başlıyorum arkadaşlar. Şuradan şu şekilde. Hemen peşinden de madencilerimi gönderiyorum. Ardından koruyucu. Hemen ardından da biniciler. Tekli cehennem kulesi için. Şu Pekka ölmeden onu indirseniz ne kadar güzel olur. Şahane. Gayet güzel. İki tane kelle avcısını da rakip krala doğru gönderiyorum. İhtiyaç bile olmayacak ama yine de gönderdim. Bir adet iyileştirme büyüsü kullanacağım. Evet. Kraliçe özelliğiyle beraber hayatta. Bu da demek oluyor ki köy üçlendi arkadaşlar. Aynen. Yani, koruyucunun özelliğine de şu noktada bastım. Evet. Daha fazla büyü kullanmaya gerek bile yok ama nerede kullanalım? Yani cidden gerek yok aslında. <laughs> Köyün geri kalan kısmını sağdaki askerler tek başlarına yardım almadan tamamlayabilecek potansiyele sahipler efendim. Evet kurduğum cümleyi ögelerine ayırıp en az 4-5 tane daha farklı cümle kurabilirsiniz. Farkındayım. Şu noktada iyileştirme büyüsü yapıştıralım bomba kulesi için. Ve son öfkeyi de kullan şurada gitsin ya. Kralın özelliği, kraliçenin özelliği ve şükürler olsun <laughs> ilk saldırıdaki gibi elime yüzüme bulaştırmadım. Yine söylüyorum şu yaptığımız savaş var ya ilk savaşa göre biraz daha zordu. Yani ilk savaş aslında o kadar rahat bir savaş olacaktı. Kraliçeyi eğer içeriye sokabilseydik. Sokamadık tek tek kaldık efendim. Var mı ötesi? Yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. İkinci savaşımızdan 3 yıldız alıyoruz. Toplamda 3 savaştan 5 yıldız kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Ve geriye kaldı son 2 tane saldırımız. Şimdi sırada belediye binası 13 max hesabımız olacak bir elektro saldırısı yapacağım. 9 tane sinsi goblinimiz var. Ne yapacaksın bu 9 tane sinsi goblini? Birazdan göstereceğim efendim. 2 tane de yıldırımımız var. Her şeyin belli bir yeri var arkadaşlar. Kullanacağım yerleri size göstereceğim. 1 numaraya saldıracağız. Baya sağlam max'a yakın bir köy arkadaşlar. Ve düzeni gerçekten benim baş edebileceğim bir düzen değil. Daha önce efsanelikte bu tarz düzenler çıkıyordu karşıma. Ya hatırlıyorum yakın zamanda bir videosunu da çekmiştim. Süper cadı saldırılarıyla bu tarz bir düzene saldırıp %90 küsür süreden yemiştik. Ama hibritle veya elektro ile daha önce bu köyden 3 yıldız alamamıştım arkadaşlar. Yani test etme şansım da olmadığı için garanti olsun 2 yıldız olsun bizim olsun diye elektro saldırısı yapacağım. Şimdi belediye binası dışarıda yanında 2 tane iksir deposu var. Önce dedim ki bir tane görünmezlik büyüsü atsam şu depoya. Sonra da belediye binasına sinsi goblinleri göndersem nasıl olur? Sonra dedim ki arkadaş ne gerek var? 2 tane sinsi goblin depoya yolla. Depo indikten sonra 6 tane yolla direkt binaya gitsinler. Tek korkum şu bölgede çıkacak bir D bombanın bütün sinsi goblinleri öldürmesi olacak. Yani bakacağız biraz da doğaçlama takılacağım arkadaşlar. Yani sinsi goblinleri belediye binasını indirmek için kullanacağım. 2 yıldız garanti. Sonrasında iki tane yıldırımla kaya saçarı hasar verip hava patlayısını indireceğim. Ve şöyle geniş bir şekilde elektroları içeriye doğru sallayacağım. <laughs> Zeplinle beraber klan kalesine doğru kartal topuna ulaşmaya çalışacağım. Bir adet öfke büyüsüyle hem klan kalesini çıkartmış olacağız hem de kartal topunu indirerek belki bir ihtimal cehennem kulesinden bir tanesinde indirme fırsatı yakalayabileceğiz arkadaşlar. Sonrasında kral kraliçe şuradan girecek. Gerekirse bir adet süper duvar kırıcı kullanırım ki var elimde. Onu da birazcık doğaçlama bakacağım. Uygun olan bir yerde kullanmaya çalışacağım. Kral kraliçe bu bölmeden gelecek. Kraliyet şampiyonu. Kral olmasaydı şuradaki çoklu cehennem kulesine gönderdim ama kralın karşısına şampiyon bırakılmaz. Muhtemelen şu üst tarafa hava savunmasını indirmesi için bırakabilirim arkadaşlar. Dediğim üzere yani belediye binası indirmenin haricinde hiçbir şekilde taktiksel olmayan bir savaş yapacağım. ya yani iki yıldızı alalım tamamdır yani başka bir şey istemiyorum. Pekala her şey hazır gibi gözüküyor. Birlikler tamam, büyüler tamam. Hero'lar ayakta koruyucu yerde. Onu ilk etapta havaya almamız lazım. Zeppelinimiz de olduğuna göre saldır dedim. Gitti efendim. Haydi bakalım. Öncelikle şu zeplinimizi bir elimize alalım. Sonrasında koruyucuyu da havaya alalım. Hemen geldim. Sinsi goblinleri. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. Bir iki tane bıraktım. Uuu kasırgaya yakalandık. Yapma bunu. Neyse ki. Neyse ki depoya vurmaya devam ediyorlar. Çok şahane oldu ya. Çok şahane oldu. Dev bombada çıkmaz artık oradan değil mi? Aynen. Sinsi goblinler belediye binasını rahatlıkla indirecektir. 6 tane sinsi goblin yetiyor bile artıyor arkadaşlar. Pekala şimdi 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 şu noktadan kralı bırakacağım hemen peşine kraliçeyi istedikleri yere gitsinler ya çok şey yapmayacağım bir tane balon hemen peşine zeplini gönderiyorum zehir büyüsünü şimdilik kullanmaya gerek yok hadi kartal topunun üstüne gel başka bir şey istemiyorum tam şu noktada patlattım mükemmel efendim mükemmel evet elektro kraliçeye yöneldiği anda uf kralın özelliğine basacağım diye yanlışlıkla kraliçenin özelliğine bastım olacak iş değil efendim iş değil. Ama neyse ki kraliçe içeriye girdi hava savunmasını alacaktı. Alamadı ama getimitler hallettiler o işi de. Pekala. Pekala pekala. Şu noktadan bir balon bir elektro. Geriye kalanları da şuradan şu şekilde sahaya sürüyorum efendim. Haydi bakalım. Haydi bakalım hemen peşine koruyucu. Şampiyonu birazcık bekleteceğim. Şu hava patlayısını indirmeyi unuttuk bak. Şampiyonu ne yapsak? Şu noktada ilk öfke büyüsünü kullanalım. Zehri hala kullanmadım çünkü elektro henüz gelmedi arkadaşlar. Fark ettiyseniz eee hadi 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 şu elektronun tepesine bir tane zehir koruyucunun özelliğine gülümlü hava bizim canımızı yakmadan önce bastım. Gayet güzel. Şu noktadan da şampiyonu bırakacağım. Evet süper duvar kırıcı kelimenin tam anlamıyla elimde kaldı. Evet ama gayet iyi ilerliyoruz. Bir şansımız olabilir ya. Üçlenir mi acaba? Neden olmasın diyorum şu anda var ya. Şu kaya saçarı bir donduracağım. Evet şampiyonun özelliğini kullanıyorum. Hava savunması inmedi özellikle beraber ama en azından ne oldu? Eee özelliğinden sonra indirmeyi başardı. %72 2 yıldız yeterli olacak mı? Pek sanmıyorum ama son kez şurayı da bir donduracağım. Hava savunmasına heh, yetmeyecek. Yani biliyordum zaten. Elektroları zaten çok fazla böyle ahım şahım kullanan bir adam değilim. <laughs> ama sonuç itibariyle yani %70 üzeri iki yıldızı bize verdi mi? Verdi. Tamam ben memnunum arkadaşlar halimden. Zaten savaşı her türlü kazandık. Zaten birinci sıradayız. O yüzden çok fazla dert etmeye gerek yok. Ama bu düzeni oluşturup mücadele usulüyle nasıl 3 yıldız alınabileceğini öğrenmeyi düşünüyorum. Planlarım arasında var. Diyelim ve son saldırımız için Belediye Binası 13 bağış hesabımıza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sırada son savaşımız olacak. Belediye Binası 13 ana hesabını Belediye Binası 13 bağış hesabımıza giriş yaptık. Az önceki saldırıyla yani elektro saldırısıyla aynı düzen ama bu sefer aynı stratejiyle bir Kraliçe yürüyüşlü binici madenci deneyeceğim. Yine belediye binasını sinsi goblinlerle indireceğiz. Yine kartal topuna zeplini göndereceğiz. Bu sefer kraliçe yürüteceğim arkadaşlar. Merkezi doğru sokmaya çalışacağım. 3 tane de süper duvar kırıcımız var. Bakalım neler olacak. Valla ben de merak ediyorum. Belki bakarsınız bu köyü işleriz ama... Yani çok sanmıyorum ya. Çünkü hero'larımızın seviyesi bayağı bir düşük. 55 level kraliçe, 43 level kral. Yani çok kolay bir savaş olacağını sanmıyorum ama iki yıldızı garanti bir şekilde alabiliriz öyle diyelim. Pekala. Birlikler tamam. Büyüler tamam. Hirolar ayakta. Klan karesi de dolu olduğuna göre saldır diyorum ve final saldırımıza başlamış oluyoruz. Pekala. Şimdi önden iki tane sinsi goblin şuraya bırakacağım. Yine kasırga tuzağı çıktı. Sinsi goblinler yine depo indirecek. Şahane. En azından bu düzende belediye binasını kolaylıkla nasıl indirebileceğimizi biliyoruz artık öyle değil mi? Sonrasında 6 tane sinsi goblin de bırakıyorum. Şu noktadan bir tane bebek ejder sahaya dahil olsun. Şimdi önce zeplini gönderelim değil mi? Hem klan kalesi de çıkmış olur. Hiç fena olmaz. Balon hemen peşine zeplin. Geldiğim öfkeyi elime alıyorum. Şu kartal topunun tepesinde öfkeyi kullanıp zeplini patlatıyorum. Kartal topu inecek. Gayet güzel yetimlikler çokluğu alırsa o kadar tatlı olur ki. Hadi 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 hadi. hadi Mükemmelsin sen ya. Gayet güzel. Şu noktadan kralı bırakacağım. Aşağıya doğru ilerlesin istiyorum. Şuradan da bir adet bebek ejder. Şimdi hava savunması dindiğine göre işimiz rahat olacak. Kraliçe bir balon hemen peşine şifacılarımı salıyorum. İlk süper duvar kırıcı şuradan şu şekilde içeriye girsin. Kralın özelliği aktif oldu. Bir adet öfke büyüsü elime kelle avcısını aldım. Rakip kraliçe için gönderiyorum. Klan kalesi için zehir büyüsü. Mükemmel. Kelle avcısının yaptığı işi görüyor musunuz arkadaşlar? Şahane değil mi? Bir tane daha balon göndereceğim. İkinci süper duvar kırıcıyı şurada kullanalım ki bir sonrakini biraz daha derinlere atabilme şansımız olsun. Kraliçe en nihayetinde içeriye girecektir değil mi? Aynen. Şurayı dolanacak. Kışladan sonra içeriye kaya saçara doğru gelecek. Gayet güzel. Beklediğimden çok daha iyi ilerliyor şu anda saldırı. Tek sıkıntı şey yok arkadaşlar. Bir tane öfke büyüm kaldı. Başka yok yani. Tek bir adet öfke büyüm var. Şuradan şampiyonu salsam nasıl olur? Ya da ana orduyla beraber mi göndersem? Bir bakalım. 1 dakika 20 saniye sürem var. Süre hala hazırda. Ciddi bir problem olmaya başladı gibi. ha Öfke büyüsünü yapıştırıyorum. 3. süper duvar kırıcıyı gönderdim. Gayet güzel. Kraliçe çoklu cehennem kulesine doğru ilerleyecek. Kaya indi gayet güzel. O halde nasıl bir şey yapalım? Şuradan hibriti sağa süreceğim arkadaşlar. Şampiyonu da ana orduyla beraber göndermeyi düşünüyorum. Neden olmasın? Olabilir yani değil mi? Şu noktadan şampiyonu da gönderdim. İlk iyileştirme büyüsü şu noktada kullanılacak. Evet. Ee, çoklu cehennem kulesi şifacılara vuruyor ama kraliçe onu indirecektir gayet güzel 55 saniye süremiz kaldı süreyi dikkatli kullanamadık bu sefer bakalım koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum ve tam şu noktada bütün askerler içerisindeyken bastım Bir adet iyileştirme 2 adet dondurma büyüm var şampiyonun ve kraliçenin özelliği duruyor 1 saniye acaba ya şu noktada iyileştirmeyi yapıştıralım kaya saçarı ve kraliyet şampiyonunu donduracağım hadi canım süreden mi yiyeceğiz vay be sanki süreden yiyeceğiz gibi arkadaşlar şu şampiyonu dondursam mı ya ee, şampiyonun özelliğine basıyorum kaya saçar daha hızlı bir şekilde insin şu arka taraftaki okçu kulesini ve xeyini donduracağım İşte kraliçe merkezde çok tıkandı kaldı hiçbir iş yapamadı ki ya cidden köyüşlendi aslında var ya köyüşlendi yani belki az önceki saldırıdan çok daha az bir yüzde alacağız ama az önce askerlerimiz ölmüştü şimdi ise ne yapacağımızı biliyoruz ama süreden yedik vay be Tamam. <laughs> bu da demek oluyor ki bundan sonra bu düzene nasıl saldırı yapacağımı gayet iyi biliyorum arkadaşlar. Evet. 3 tane süper duvar kırıcı ile kraliçeyi merkezi iletmek gayet mantıklıydı. Tek eksiğimiz neydi? Hibriti nereden ne zaman başlayacağımızı kestiremedik. Yani aynı saldırıyı tekrar yapacak olsam çok daha rahat bir şekilde maks askerlerle max sirolarla bu köyü bu düzeni rahatlıkla üçleyebileceğime inanıyorum. Pekala. Diyelim ve yavaştan videomuzun sonuna da gelelim. Sonuç olarak baktığımızda 39'a 24. Ezici bir üstünlükle rakibimizi alt etmeyi başarıyoruz ve sezon sezondaki duruma da baktığımızda birinci sıradayız efendim. Tek yıldızda kaldık Ankara. Ne fark eder? Ne fark eder hemşerin birinci sıradayız ise. Gelsin madalyalar. <laughs> Haydi bakalım. Bu arada bir sonraki gün yani 3. turda en büyük rakibimizle karşılaşacağız. Entredi, Entre'si, QR artık doğru okuyorsam. İşte bu savaşta arkadaşlar yarının savaşında Dana'nın kuyruğu kopacak yani. Eğer onlar beni yenerse muhtemelen üst sıraya onlar yükselecekler. Eğer ben onları yenersem bu saatten sonra birinciliği de bırakacağımı düşünmüyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.